Merhabalar. Hoş geldiniz beyefendi. Eyvallah, hoş bulduk. Benim bu kıyafeti beğendim. Tabii, nasıl isterseniz. Buyurun abi. Bu nedir? Para. Tanımadın mı? Bunun fiyatı 100 TL oldu beyefendi. Ne? 100 TL mi? Ya kardeşim, daha geçen hafta param yetmemişti, alamamıştım. Sen de 50 TL satıyordun. E bu hangi ara 100 TL oldu ya? Ne yapalım beyefendi? Daha geçen hafta dükkan sahibimiz kiraya %30 zam yaptı. Biz de bundan dolayı ürünlerin fiyatlarını güncellemek zorunda kaldık. E tamam da kardeş, madem dükkan sahibi dükkana %30 zam yapmış, e sen niye %30 değil de neden %100 zam yapıyorsun? Ya abi, kaynanan bize yerleşti de onun masraflarını da bu ürüne dahil etmek zorunda kaldım. Ha, kaynanan seni, sen de bizi düdükleyeceksin öyle mi? Kalsın, almıyorum ya. Bu ne böyle kardeşim, %100 zam nedir bu ya? Selamlar Ferdar Bakan. Hoş geldin abi. Aleyküm selam. Eyvallah, hoş bulduk. Abi bana oradan bir litreye bir de bir tane süt verir misin abi? Ya bir süt. Tamam. Evet abi. Buyur Amir. Eyvallah. Al abim 30 TL. Buyur. Amir 20 lira daha vermen gerekiyor. Neden abi? Her zaman bu şekilde alıyordum. Ne oldu ki? Amir, tekstilciler fiyatı güncelledi. Dükkan sahibi de fiyatı güncelledi. Biz zam yapmayalım mı kardeş? Tekstilci ve dükkan sahibi seni, sen de beni öpeceksin öyle mi? Amir, ben de meraklısı değilim yani. Biz de çaresiz kaldık. Bir yerlerden çıkartmamız gerekiyor kardeş. Kalsın, almıyorum ya. Almıyorum. Ya bu ne böyle abi? Millet birbiriniz... Tövbe tövbe. Herkes şey yapma peşinde ya. Allah Allah. Bunun da şanzımanı triptonik herhalde ha. Durmadan bozuluyor. Vay be. Demek öyle ha. Valla sorma kardeşim ya, sorma. Bir yerden zam yiyen acısını vatandaştan çıkartıyor. E hiçbir mal sahibi olmayan, normal maaşla çalışan ne yapsın ki? Bak bir de şuradan çok fazla alma bak. İnce ince al da kardeş, bir de değdiremezsen sevinirim ya. Uf, değdirme ya. Tamam. Evet, buradan azıcık azıcık al. Saatler olsun abi. Eyvallah kardeşim benim, sağ olasın. Var ya, çok mükemmel oldu ya. Yakışıklı oldum da. Ha. Abi 30 TL daha sanıyorum ya. Tıraş fiyatlarına zam geldi, güncelleme yaptım abi. Bir de şuradan öper misin? Ne alaka? Neden? Hiç. Şey edilirken öpülme hoşuma gidiyor da ondan. Vallahi fiyat bu. İşine geliyorsa kardeşim. Tamam da kanuna göre orada tıraş fiyatı 50 TL yazılıyor. Sen niye 80 TL alıyorsun? Ha dur, tahmin edeyim. Senin de mi dükkanın kirasına %30 zam geldi? Çok şükür abi, dükkan benim. Bak şimdi. Tekstilci, marketçi, manavcı, lastikçi, otoparkçı. Herkes zam yapmış. Ben de bu akıma uydum ve zam yaptım. Kardeşim, ben tıraş olmaktan vazgeçtim. Kıllarımı geri yapıştır. Böyle bir şey olur mu abi? Olur olur. Mis gibi de olur. Ya da şöyle yap. 30 TL'lik geri yapıştır, 50 TL'lik kalsın. Hı. Sevgili iş yeri sahipleri ve esnaf kardeşlerimiz. Eğer hepimiz böyle kendi kafamıza göre zam yaparsak bu bir kısır döngüye dönüşür ve fiyatlar yükseldikçe yükselir, yükseldikçe yükselir ve vatandaşımızı zor duruma bırakmış oluruz. Hatta biz kendimiz de çok zor duruma bırakmış oluruz. Çünkü ben zam yaptım, o da zam yapacak, o da zam yapacak. Hep yükselecek, yükselecek ve bu ülkenin sonu daha kötü olur. O yüzden lütfen ve lütfen birazcık vicdanlı davranalım ki ülke yaşanacak hale dönsün. Hepinizi seviyoruz.